Bu seferki çalışmamız takipçilerimizden gelen istek doğrultusunda Nano ve 2 adet 74HC595 Shift Register entegresi ile yapılan 16 basamak sıralı merdiven aydınlatması. Projemize malzemelerimizle başlayalım. İlk olarak breadboard ya da deney tahtımız, olmazsa olmazımız Arduino Nano'muz, 3 mm veya 5 mm'lik ledlerimiz, bolca bağlaç kablomuz. Her ne kadar ben infrared MZ80 sensör tercih etsem de takipçilerimiz genelde pir hareket sensörleri tercih etmekte. O nedenle hareket sensörlerinin projeye dahil edelim. 2 adet 74HC595 Shift Register olarak tabir edilen entegremiz, deneysel amaçlı belki sonra üçüncüyü de ilave edebiliriz. LED'lerimiz için 330 ohmluk sınırlama dirençlerini unutmuştuk. Hemen onları da ilave ediyoruz. Projemizin devamında 12 volt şerit led kontrolü için MOSFET'lerimizi de ilave edelim. Yanma, sönme ve bekleme sürelerini ayarlamak için 2 adet 10K'lık trim potumuzu da ilave ediyoruz. Deneysel olarak acaba bu entegre ile röle kartlarını sürebilir miyiz diye elimizdeki röle kartlarını da projemize deneysel amaçlı dahil edelim. Tüm malzemelerimiz bu kadar. Devre şeması ve bağlantılarla projemize başlayalım. Diğer sıralı aydınlatma projelerinde olduğu gibi bu projemize de ledlerimizi ve sınırlama dirençlerini breadboard üzerine sırasıyla dizelim. H5595 entegremiz ile projemiz dahilinde kısa bilgiler verelim. Entegremiz 1'den 8'e bir tarafta ve 9'dan 16'ya diğer tarafta olmak üzere toplamda 16 bacağa sahip tip 16 yapısında olup aldığı 8 adet bit bilgisini sırayla kaydırma özelliğine sahip bir entegre. Besleme voltajı aralığı 2 ila 7 volt arasında olan entegremizin 16. pini besleme pini ve ayrıca 10. pini de bu beslemeye bağlıyoruz. Aynı şekilde 8. pin ground pini ve 13. pini de ground'a bağlamamız gerekiyor. Bu entegremizden çıkış aldığımız pinler ise sırası ile 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. pinler olmak üzere toplamda 8 adet. Bu da bir entegreden 8 basamak sıralı aydınlatma alabileceğimiz anlamına geliyor. Gelelim projemiz dahilinde Arduino'ya bağlayabileceğimiz pinlere. Bu pinler veri girişini yapabileceğimiz data 14. pin, kilit yani latch 12. pin ve clock 11. pin. Arduino'dan sadece 3 pin ile 16 basamağı kontrol etmemiz bu pinler sayesinde olacak. 9. pinimiz ise kendisinden sonra gelen entegre varsa o entegrenin data girişine bağlanacak olan pin. LED'lerimizi sıralı olarak entegremize bu şekilde bağlıyoruz. Sekiz adet kırmızı LED'i bağladığımız bu entegreyi Arduino ile bağlamak için dijital 8 ile entegrenin 14. pin data, dijital 9 ile entegrenin 12. pin latch ve dijital 10 ile entegre 11. pini clock pinlerini buluşturmamız yeterli.
küçük bir test programını yükleyerek ilk 8 LED'in düzgün çalıştığını görelim. Sıra geldi ikinci entegremizi sisteme dahil etmeye. Burada ufak bir değişiklik var. İkinci entegre bağlantısında LED'ler, latch ve clock pinleri ikinci entegrenin yine aynı pinlerine bağlanırken, ikinci entegrenin 14. data pini birinci entegrenin 9. pini ile buluşmalı. Bu farklı bağlantıya dikkat. Test programımızı 16 LED'e göre güncelleyip Nano'ya yükleyelim. Görüldüğü üzere herhangi bir sıkıntı yok. O zaman hareket sensörlerimizi Arduino'muzun dijital 3 ve dijital 4 nolu pinlerine bağlayalım. Programımızı tekrar düzenleyelim, Nano'ya yükleyip teste devam edelim. Hareket sensörlerimizin de sorunsuz çalıştıklarına emin olduktan sonra sıralı aydınlatma aralıklarını ve tüm aydınlatmalar yandıktan sonra geri sönme süresini ayarlamak amaçlı 2 adet trim pot ayarlı direnci de Nano'muzun A0 ve A1 pinlerine bağlayalım. Programımıza bu zaman ayarlamalarını da dahil ettikten sonra ilk testlerini yapalım.
Sistemi kurmuşken elimizdeki role kartlarıyla bu entegremizin uyumlu olup olmadığını da bir test edelim. Elimizde bir adet 8'li, bir adet de 16'lı olmak üzere toplamda 24 roleli role kartı var. Sisteme 3. entegremizi ve buna bağlı 8 adet LED'imizi dahil ediyoruz. Toplam kontrol ettiğimiz LED sayısı 24 oldu. Bu 24 adet LED'i Arduino'dan sadece 3 adet pin kullanarak kontrol edebiliyoruz. Röle kartlarımızı test ettikten sonra 3. 8'li grup ve 3. entegremiz ile röle kartlarımızı bir kenara bırakarak MOSFET'lerle projemize devam edelim. MOSFET seçiminde bu entegre ile uyumlu olması projemiz açısından hayati önem taşıyor. Bu kadar çok bağlantı pratik hayatta kullanılamayacağından projemizin şemasını çizelim ve tüm elemanları bir baskı devre üzerine alarak baskı devresini hazırlayalım. Thank you.
Thank you.